Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli sevgili takipçilerim? Bugün arkadaşlar sizlere en çok sorulan asma yaprağının nasıl salamura yapılır, nasıl saklanır onu anlatacağım arkadaşlar sizlere. Gerçekten 2 sene kalsa hiç bozulmuyor. Benim bir kavanoz, şöyle kavanozda şu dolabın arka tarafında, en arka tarafında bir tane kalmış. 2 sene geçmiş üstünden. Onu çıkarttım, sardım, hiçbir şey olmamış. Çay? Ne? Çay koyacağım. Arkadaşlar böyle kavanozlarım var. İsterseniz siz de böylesinler yapabilirsiniz. Ama kapağı sağlam olsun mutlaka. Benim bir tane reçel paketim içinde çıkmıştı. Onu boşalttım, çocuklar yemiyordu. Başka bir şey boşalttım. Böyle 2 litrelik mi oluyor bunlar? 1 litrelik mi oluyor? Ben de bilmiyorum da tam olarak. İçindeki şey 1 litrelik, şunlar da 1 litrelik oluyor. Ben bir tane de şuna yapacağım. Çünkü bu da şey yapıyor. Bu da mesela misafir falan geldiği zaman komple çıkar, ye. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen başlayalım sizlere göstererek. Bak, fiş takmayı unuttum ya ben. Şimdi aydınlığı güzel oldu. Arkadaşlar şimdi asma yapraklarımız, bakın bunları ben kendime böyle yaparken buna yapıyorum. Olur da tansiyonu olan hastalarımız falan olursa onlar için bu gerçekten çok güzel bir detay, öyle diyebilirim. Bunu koyuyorsun, güzelce çıkart, hiç yıkama mıkama şey, tuzlu suda bekletme falan derdi hiç yok. Güzel çıkartıyorsun, ondan sonra hemen bir suda çeşmenin altına tutuyorsun, hemen sar. Mesela tuzlu su yaptığımız zaman ben akşamdan hani bekletiyor, ıslıyordum. Önceden bilmiyordum bunu. Akşamdan ıslıyordum. Akşamdan ıslayıp sabaha kadar tuzu gidiyordu. Ondan sonra şey yapıyordum, ne onun adı? Sarıyordum. Ama acilden sarma canın isterse mesela bunu çıkartıp sarabilirsin hemen. Hatta ben Uğur Böceği abla yazmıştı, Zehracığım aynı senin dediğin gibi yaptım bu sene, çok güzel oldu falan diye her seferinde de yazıyor. Her sarma yaptığımda, dolma yaptığımda sana dua ediyorum diyor. Şöyle. İsterseniz katlayıp koyabilirsiniz ama ben katlamıyorum. Bunu bir de kola şişesinde deneyenler var. Kola şişesine basıp susuz yapanlar var. Sade kavanozda susuz yapanlar var ama ben onu güzel beğenmiyorum. En güzeli bu. Bir tane daha var. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Eğer bundan uğraşmak istemezseniz onu yaparsınız. O da farklı. Onu da ufak bir video oluşturarak sizlere inşallah yakın zamanda çekeceğim. Şimdi yaprağım bitti. Bir dahaki topladığımda onun videosunu inşallah sizlerle paylaşacağım. Ama mutlaka bunları yaparken mutlaka mutlaka kaya tuzu kullanın. Kaya tuzu dediğim nasıl mesela, ben yemekte de kullanıyorum. Şu tuzun biraz irisi, şu turşularda falan kullanıyor ki ya. Onlar biraz irisi. Bakacağım benim kaç tane kavanoz çıkacak. Allah'ım ağızladığıyla yemeği nasip etsin inşallah. Geçen sene kendime az yaptım. Az yaptım derken isteyenler çok vardı. Sipariş yaptım. Kendime gelince bir gazel gibi oldu. Bizim burada öyle oluyor. Bir hastalık geliveriyor hemen yaprağa. Gazel olup gidiyor. Bizim çocuklar kimisi kardeşlerime bakıyor, kimisi gönül dağına bakacağım diyor. Şaşırdılar, kaldılar. Şu şuna sığar mı? Buna fazla geliyor. Kirine geliyor. Şuna. Buna da yaparken arkadaşlar şöyle yapın. Şöyle ikiye bükerek. Hani yaprak büyük ya. İkiye bükerek yap. Abi
zaten videolarım hazır oldu mu arkadaşlar? Bir gün önceden yüklemi hazır ediyorum mesela. Hazır oluyor yani. Ertesi günü hemen hazır. Ama bazen de oluyor ki ya internette sıkıntı oluyor ya bir şey oluyor ya video çekemiyorum. Sorun oluyor. Bugün çok kötüydüm. Hiç inanın böyle takatım denen bir şey yoktu. Burada şehit var. Allah'ım böyle götürdüler cenazesini. Ben giderken çok kötü oldum valla. Hala da internet atmışlar şimdi. Annesini de tanıyorum. Böyle valla var ya. Eşim artık telefonu elimden aldı dedi. Bakma yeter artık dedi. Çünkü onlar öyle gördükçe ben de üzülüyorum. Allah'ım ailesine sabır versin. Of. Bizim burada akşam elektrik kesildi. Saat 12 gibi, 1 gibi kesildi elektrik. Ta saat 2.30 sahura kadar yani elektriğimiz yoktu. Şarjımız da olmadığı için, bir de elektrik olmadığı için telefonla video çekemedik sizlere. Hazırda olan videoları kullandık. Bakalım nasıl olacak. Yapraklarım maşallah güzel arkadaşlar. Büyük büyük böyle. Ağzına şöyle kapak olarak gibi koyayım. Yanınıza bir tane tahta kaşık veyahut da demir kaşık. Arkası ince olanlar alın arkadaşlar. Yanınıza bulunsun. Hemen şimdi bakın böyle. Şimdi şu leğenleri alıyorum. Tahta kaşığımı alıyorum ben. Arkadaşlar cezvemi de aldım yanıma. Bak böyle bu tuzdan kullanın. Bunu eşim bana turşu zamanı aldıydı. Geçenki şeyi de bundan yaptım. Şu 5 kilo oldu var ya. Onda. Şundan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elimde el. Fadım anamın eli. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip eyle inşallah. Şöyle eğer tuzlu yani şey yapmıyorsanız bir yemek kaşığı yeterli. Mesela şuna bir yemek kaşığı yeterli. Şöyle az daha atayım üstüne. Şuna iki yemek kaşığı koyuyorum. Bunun bir değişiği var. Eğer bunu şey yapmazsanız öyleyim de sizlere inşallah paylaşacağım. Ben suyumu da hazırladım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yavaşça aşağı inecek şekilde arkadaşlar. Bunu alın dememin sebebi şu arka tarafıyla şöyle veyahut da ön tarafıyla ince yerine şöyle bastırarak hemen aşağı doğru gidiyor zaten rengi de hemen değişiveriyor. Ama şu kapaklarımız mutlaka sağlam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kenardaki boşluklardan akıtım böyle. Kendiliğinden aşağı doğru gidiyor zaten.
İçine çöküveriyor zaten. Şimdi videoda olduğu için ben biraz panik yapıyorum. Size yanlış bir şey göstermeyeyim diye. Normalde kendime yaparken böyle paniklemiyorum. Ters çevirmemin sebebi şey yapsın diye. Kapak tutsun diye sıcaklığında. Hazır haşlama derdi falan yok. Zaten kendilerinden bakın gidiyor. Arkadaşlar yapraklarımı yaptım. Bu şekilde oluyor. Sabaha kadar sararacak. Sarardığı zaman yine şöyle ters çevirin. Ondan sonrasında yerinize koyabilir. Nereye koyacaksanız oraya koyabilirsiniz. Benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.